İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Bugünkü programımızda önceki haftalardan anlatmaya devam ettiğimiz Osmanlı'nın meşhur Şeyhülislam'ı İbni Kemal Paşa denen Kemal Paşazade Ahmet İbni Kemal Paşa'nın hayatını anlatıyorduk. Osmanlı tarihinde sadece Yavuz Sultan Selim Han'ın 8 senelik padişahlığı sırasında çok büyük 3 zafere Osmanlı ordusu imza atmıştır. Her 3 zaferinde ana üst merkezi olan İstanbul'dan, hatta Edirne'den başlıyordu. Oradan yaya giderek, ordunun giderek 3 ayda varılacak mesafeleri, hatta Merci-i Dabık'tan sonra Mısır seferinde Tih Sahrası'nı geçen padişahın yanında at sürdü. Hem giderken hem gelirken. İşte ilim adamı budur efendim. Efendim ben ilim adamıyım, ben naziyim yani ellerimin kremleri falan filan, aman güneş kremi kaç numaralı kotlu kremden kullansam falan, geç. Ordu ne çektiyse, ne meşakkat çektiyse onun hepsini en kıdemsiz neferinden ta başındaki padişaha kadar herkes paylaşırdı. Allah Teala da nazar ederdi, ya Rabbi senin yoluna çıkıyoruz diye bu niyet eden insan grubuna zaferler müyesser ederdi. Çünkü maksatları dünyalık değildi. Bugün dünya devletleri biraz böyle gıdıklanıyorlar sanki. Bir üçüncü dünya harbi çıksın da şöyle bir gümbür gümbür bir macera seyredelim. Olur. Bu bilgisayar oyunu gibi. Tak bilgisayara oynat dur. Ne olacak? Kanman da yok. Hem de oturduğu masada Nescafe'ni yudumla, iç ve harbet. Değil. İşte Allah Teala kullarının kazanmasını, hayırlı niyetleri de ve o niyetin yolunda gayretlerine bağladı. Gayret eden kazanır. Kötü şeye gayret eden de kazanır ya. O da kötüden alacağını alır. Yani o da kötülük alır. Allah Teala buyuruyor ki iyiye niyet edin. Ben hakkınızda hayırlıysa onu yaratırım. Siz de ondan istifade ederseniz dünyada da ahirette de yeriniz hazır buyuruyor. Peki bu savaşlara niye müsaade etti? Çünkü Avrupa'daki Hristiyanlar Müslümanların çoğalmasını İslam'ın tebliğinden itibaren istemediler. Bir kısım hakiki inanmış Hristiyanlar, ha demek ki hak yol böyleymiş dedi, kitleler halinde Müslüman oldular.
Bunlar bizim dinimize de karışmıyor dediler. Biz rahat ediyoruz dediler. Sonra da baktılar ki hakikaten yani bu göstermelik falan da değil. O zaman biz de Müslüman olduk dediler. İşte papazlar baktılar ki müşteri kaybediyorlar. Ondan sonra ver yansın. Engizisyonlar mı dersin? Daha başka harpler mi dersin? İspanya'daki katliamlar mı dersin? Kendi dinlerinden insanları birini suçlayıp direğe bağlayıp yakarak diğerlerine bak ha dinden dönerseniz var ya sizi bundan beter ederiz tehdidini savurmuş olmak için. Senin ne hakkın var ya? Senin ne hakkın var o din adamı kisvesiyle bu insanları öldürtmeye ne hakkın var ya? Kendileri de gittiler. Şimdi versinler hesabını efendim orada. Onun için eğer Ahmet İbni Kemal Paşa Hazretleri bu fetvaları vermeseydi bugün İran, Irak, Suriye ve Orta Doğu'daki akan kanlardan daha çoğu o zamanlar akacaktı. Efendim Müslümanlar niye harbe fetva veriyor? Ne yapsın kardeşim? Öyle bir mikrop sarmış ki oradaki enfekte olmuş olan yani mikroplanmış olan, hasta olmuş olan uzvu alacaksın ki kol kangren olduysa alacaksın ki diğer kola gitmesin, vücudun diğer organına gitmesin. O gene insanın hayatı için. Bugün görüyorsunuz Irak, Suriye harp ediyor. Irak'ın içerisinde kuzeyi, güneyi harp ediyor. İran geliyor orada işte Yemen'de bilmem ne yapıyor. Böyle Avrupa'da bunlara silah satıp gülüyor. Ho diyor biz Müslümanlara nasıl savaştırıyoruz. Halbuki Müslüman Müslümanın dostu olacak, yardımına gelecek. Böyle insan nasıl yardımına gelir? İran diyor ki arkadaş ben Basra'daki işte filan kişileri peki Saddam Hüseyin zamanında Basra'da Şiiler yok muydu? Vardı. Sünniler yok muydu? Vardı. İlk mitinglerine dikkat edilirse hatırlanırsa kıymetli dinleyelim. Sünni Şii kardeştir diye ortak miting yapıyorlardı. Aynı toprağın insanı. Ya sen puta tapan insana dokunmamakla mükellefsin. Ben Müslümanım diyeni nasıl ayırırsın ya? Nasıl düşman edersin? Nasıl şimdi sokaklarda oluk gibi kan akıttırıyorsun ya? Birisi de çıkıp da ya yapmayın etmeyin hakiki bir din adamı olsa, hakiki bir ilim adamı olsa bu sıcak çatışmaları kökünden keser. Ama bakıyorsunuz İran İslam Cumhuriyeti demişler. İslam Cumhuriyeti karma karışık işlerin içerisinde. Gazze'si öyle, Filistin'i öyle, Lübnan'ı öyle. Ne sayarsan oralarda. Niye? Yok. İnanç kalmamış. Bu insanlara gelin, şu inançta olun diyen alim kalmamış. Alim de bu işler için insanlara liderlik yaparken dünyalık makamı için yapıyorsa işte zarar oradan doğuyor. Ve Mısır seferine katıldı. 1516 merci davık işte 17 Mısır seferi ve dönerken çölde dönüşlerinde
Yağmur yağdı Tih Sahrası'nda, hikmet ilahi. Çok yağmur görülmez çöl yerlerde. Toprak da beton kadar kuruyup sertleşmiştir. Üstüne su dökerseniz, betona dökmüş gibi su aşağıya işlemeden akar gider. Suudi Arabistan'da da böyle. Medine-i Münevvere'de mesela yağmur yağsa, alabildiğine sel gider. Çok yağdığından değil, toprak suyu emmiyor. E bir de şimdi asfaltlar çıkmış, oh! Ne âlâ. Böylece Tih Sahrası'nda böyle çeşitli çukurluklara sular birikmiş. Tam böyle padişahla at başı dönerlerken Kemal Paşa Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh atının ayağı bir suyun göllendiği çamurlu bir yere girmiş oluyor. Oradan da padişahın kaftanının üstüne çamur sıçrıyor. Padişah hemen kaftanı çıkartıyor ama Kemal Paşa zaten rahmetullahi aleyh üzülüyor tabii. Padişaha böyle yakın giderken atından sıçraya buyurdu ki, sakın ha hocam, sakın ha. Alimin atından, atının ayağından sıçrayan çamur bizler için şereftir. Alın, bu çamura da dokunmayın ki ben öldüğümde sandukamın üzerine bunu koyun. Ben de hesaba çekildiğimde ya Rabbi, bir alimle beraber seferden dönerken onun ayağı, atının ayağından bu çamur sıçradı der, kendimi bundan savunurum. Madalya hala kabrinin üzerinde. İşte tamir oldu dediler, kayboldu dediler. Fitne çıkarmayı çok istiyor insanlar. Ama bundan kaçınmak lazım efendim. Birliği beraberliği sağlamak çok zordur. Birliği beraberliği sağladıktan sonra onu korumak daha da zordur. O yüzden bu korumayı, şu andaki birlik beraberliğimizi korumaya çok itina edelim. Aksi halde büyük sıkıntılar doğabilir. Evet. Böylece Kemal Paşazade Hazretleri bu seferden de salimen döndü. Şimdi Mısır'da iken Yavuz Sultan Selim Han Memlukilerin Toman Bey hayattayken ondan ümit ederek bazı ayaklanma teşebbüslerini tespit edince onu muhafaza edecekti ve onu Mısır'ın başına tekrar verecekti. İyi bir kahramandı Toman Bey rahmetli. Ama o da o memleketin idarecisiydi. Ne diyeceksiniz? O da oranın amiriydi. O da toprağını korumak durumunda. Baktı ki onun hayatta olması Mısır'daki kıpırtıları arttırıyor. Bir kaçma teşebbüsü sırasında mecburen onun ölümüne fetva aldı ve cezası infaz edildi. Toman Bey'in hizmetinde bulunan, yakın hizmetini gören, işte sohbet ehli, ne derseniz deyin, sır katibi olan kimse, cenazenin gasli sırasında çok ağlamış. Yavuz Sultan Selim Han şöyle bakmış. Demiş ki, hocam, ne mutlu ki Toman Bey'a, o öldükten sonra arkasından böyle gözyaşı dökecek bir hizmetçi nasip etmiş Rabbim. Bilmem ki bize de ağlarlar mı? İbrete bakın efendim.
Padişah bu ya. Kore'nin şimdiki terörist midir, nedir, ne olduğu bellisiz Kuzey Kore'nin başındaki adam ağlamayanı, ağlanacak yerde ağlamayanı öldürtüyor. Alkışlanacak yerde alkışlamayanı öldürtüyor. Gülünüp zıplanacak yerde zıplamayanı öldürtüyor. Arkadaş, mecburen şak 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 havalara zıplıyorlar falan, ha aman görsün bizi. Böyle insan idaresi olur mu efendim? Böyle hayvan idaresi bile olmaz efendim. Her hayvan, yani sürünün içerisinde iki tane teke tokuşur. Bunlar niye tokuşmuyorlar, çobanı sevmiyorlar diye keser misin onları yani? Hayvana yapılmayacak muameleyi yapıyor şu anda. Dünya nerede? 21. yüzyılı yaşıyoruz efendim. Yani teknolojinin sonuna geldik. Ne sonuna geldiniz? Acaba teknolojinin hangi harfindesiniz daha? Siz neyi buldunuz ki? Demek lazım. Yavuz Sultan Selim Han Mısır'dan dönüştü, biraz ayağını sürüdü tabiri caizse. Yani biraz daha kalayım, şura bir sükûne ersin dedi. Çünkü Mısır'dan böyle bir 2000 kişi kadar eşraf takımından kimseyi gemiyle İstanbul'a gönderdi. Bunlar burayı karıştırabilirler. Birçok insanın ölümüne sebep olurlar. Mısır'ı kaybederim diye değil. Nitekim oldu. Onları gönderdi. Kendisi de böyle Ahmet İbni Kemal Paşa Hazretleri de efendim ya niye asker bekliyor falan. O da padişahla iyi görüştüğü için padişahın diğer sadrazam ve kumandanları falan, ya hocam padişah niye bekliyor ya, bir an önce işimize gitsek falan der gibi. O da peki bir konuşurum falan dedi. Padişah dedi ki hocam ne var ne yok, dışarı nasıl? Valla efendim dedi, yani dışarı iyi çok şükür. De geçen gün dedi işte Nil kıyısındaydım. Orada askerin birisi bir beyit söylüyordu. Kulak verdim. Ne söylüyordu, ne söylüyordu dedi. Diyordu ki efendim, nemiz kaldı bizim mülkü Arap'ta. Nice bir dururuz Şam-ı Halep'te. Cihan halkı kamu ışı tarapta. Gel ahi gidelim Rum illerine. Güya asker diyormuş ki, biz niye burada Halep'te, Şam'da böyle ayaklarımızı sürüyoruz, işimizi yaptık. Oradaki atlara seyislik eden birisi, Nil nehrinde atları sularken böyle bir güya beyit veya türkü gibi bir şey söylüyormuş. Herkes işinde gücünde, biz niye duruyoruz, gel kardeşim hadi biz de memleketimize gidelim diyormuş. Şimdi Yavuz Sultan Selim Han bunu dinleyince, ya dedi Allah Allah, bu demek ki böyle. Efendim, o zaman gidelim dedi. Ve toparladılar, yola çıktılar. Bu beyit hoşuna gitti. Ya o askeri biliyor musun falan. Dedi ki padişahım, o asker bendim. O asker bendim. Şiir de yazardı efendim. Yani şiir de okkalı şiir öyle. Bir neferin yeni şiiri de yazar mı yazar da. Efendim, İbni Kemal Paşa Hazretleri 1527'de vefat eden Osmanlı'nın
meşhur Şeyhülislam'a, Zembilli Ali Efendi'nin yerine padişah tarafından Şeyhülislam yapıldı. Efendim, bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya programımıza devam edeceğiz. Hoşça kalınız. İlimden medeniyete.